Sevgili boğalar, yükseleni boğa burcu olanlar ve ay burcu boğa olan sevgili takipçilerim. Evet, unutmayın ki bu hafta kendi toplantılarınızın çok yoğun olacağı, sizi yıpratan konuların daha hareketli olacağı, yeni dosyalar, yeni oluşumlar, kendinizle alakalı yaratıcı fikirleriniz gireceğiniz her alanda ışığınızın yüksek olacağı bir hafta. Unutmayın 23 Ocak'ta Venüs-Satürn kavuşumu sizin kendi konularınız, iş konularınızla alakalı noktada yeni açılacak fırsatlar, kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz ve bunlarla ilgili yaşayacağınız sorunları önleme. Yani hani eskiden kendinizi anlatamıyordunuz ya, bu hafta bunları anlatmak için ideal bir hafta. Aynı şekilde 23 Ocak'ta Güneş-Satürn kavuşumu gerçekleşecek, Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu da fikirler, iş ortamındaki rahatsız olduğunuz insanlarla fikir uyuşması, kendinizi daha doğru ifade ederek haklarınızla alakalı hani tırnaklarımla geldiğim noktanın savaşını başlatıyor. 27 Ocak'ta Venüs Balık Burcu geçişiyle birlikte fedakarlık, yönünüzün nerede fedakarlık yaptığınızı, kim için fedakarlık yaptığınızı bulacaksınız. O yüzden hayal kırgınlıklarınızı geride tutarak bulunduğunuz iş alanında, özellikle kurumsal alanda çalışıyorsanız, yer değişimi ve haksızlıklarla ilgili masa değişimi, bu masa benim diyeceğiniz bir hafta. Ve özellikle de yöneticilerinizle aranızdaki sıkıntı, gerginlikleri daha sadelikle ifade ederek kendinizi ispatlayacaksınız. Ve bulunduğunuz firmayı bırakıp kendinize farklı bir alanda iş kurmak ve üst düzey projelerinizle ilgili kendi firmamı kuracağım diyorsanız acele edersiniz. Mayıs'a doğru bunu Mayıs sonrası bunu yapmanız sevgili boğalar sizin için daha radikal, daha sağlam adımlar atacağınızı gösteriyor. Devletle alakalı noktada uzun süredir rahatsız olduğunuz belediyede, maliyede ya da devlete bağlı bir kurumdaysanız yer değişiminizle ilgili uzun süredir red cevabı almaktan çok fazla yoruldunuz. Değişimlerle alakalı noktada tekrar şansınızı deneyebilirsiniz. Bu fırsatlarınız aydınlığa kavuşacak. Polis ya da asker ya da savcı, hukuki süreçte ya da devletle alakalı silahlı görevli kişi olabilirsiniz, asker olabilirsiniz. Ani görevlerinizde yer değişimleri, ani değişiklikler sizi yıpratabilir. Buna hazırlıklı olun diyorum. Aynı şekilde kendi işinizi ve aile bağlantılı işler yapıyorsanız kazancınızla alakalı tekrar aile finansınızı masaya yatırıp kim daha doğru harcıyor, kim yanlış harcıyor bunları toparlamamız lazım. Çünkü bu 1,5 aylık süreçte maddi dengeleri toparlamadığınız takdirde Mayıs'taki fırsatlarınızı tekrar sıkıntıya sokmanızı uyarabilir. Bu ara seyahatler, yurt dışı ile ilgili yapacağımız toplantılar, gideceğimiz seyahatlerde yeni oluşum, yeni çevre size ayrı bir renk katacak. Sadece belki siz bazen hani ben ne işim var dediğimiz noktada başarı odağınızı görmeniz lazım. Geçmişe ait iş konularınızla ilgili iftiralar, yaşanan bazı konularla ilgili sizden özür dileyecek geçmiş insanlarımız var. Buna da şimdiden hazırlıklı olun. Çünkü kendi güvenceniz ve siz haklıydınız. Onlar sizi iş noktasında zarar verdi. Ama para konularınızla ilgili yasal devam edecek pürüzleri ihmal etmemeniz gerekiyor diyorum. Ve bu ara içinizdeki sanatçı yönünüz, yazarlık yönümüz daha ön planda olacak. Para bunlarla ilgili eğitim alarak kendi altyapımızı, romantik ve içsel dünyamızdaki yaratıcı kimliğimizi oturtmamız lazım. Uzun süredir ki eğer ki astroloji, kozmik enerji bu tarz meraklarınız varsa gökyüzü bu konuda sizi destekliyor. Hem kendiniz için hem geleceğinizle ilgili bu tarz eğitimler alarak kendinizi güçlendirebilirsiniz. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin ani yer değişimi biraz sizi yıpratsa da sizin de parasal konularınızdaki harcamalarınıza dikkat etmeniz lazım. Çocuklarınızla iletişimi düzeltip ufak tefek taşınmalarımız söz konusu olacak. Kararsız kaldığınız gözüküyor ama buradan çıkmanız sizin nefes almanız demek olarak gözüküyor. Okuyan sevgili gençler, özellikle duygusal hayatımız, romantik yönümüzde çok farkında olduğunuz evreleriniz var. Ama eğitim konularında hedeflediğiniz başarıya tekrar odaklanmanız lazım. Biraz kafa dağınıklığımız var. Evet, sevgiliniz sizi seviyor ama siz eğitiminizi sevmeniz, daha yoğun hissetmeniz gerektiğini düşünüyorum. Duygusal olarak kendini yalnız, mutsuz hisseden de uzun süredir, yani son bir yıldır ilişki yaşayamayan sevgili boğalar için evet, alternatif tanıştırmalar, sürpriz sosyal ağlardan tanışacağınız insanlar sizin ruhunuza odaklanabilir. Siz de biraz enerjinizi bu konuda toparlamanız lazım. Geçmişe dönük beklenti içerisinde olduğunuz kişinin
hayalleriyle yaşıyorsunuz. Artık orası bir hayal kırıklığı. Bunu iyileştirmeniz lazım. Uzun soluklu ilişkilerde evlenme ve evlenmeyle alakalı aile bireylerde ortak masaya oturulacak ve herkes kendi duygusal yönünü doğru ifade ederek tarih, gün, günle alakalı noktalar belirlenmiş olacak. Yüzük hayırlı olsun, güzel mutluluk olsun diyorum. Bir de uzun soluklu, rahatsız olan çiftler, bu konuda gerçekten anlayış noktalarınızda tersliğe düştünüz. Her iki tarafta zıtlar, zıt evrede. Artık veda edip kendinize yeni yol bulmanız lazım. Eğer bu ilişkiyi devam ettirdiğiniz sürece gözyaşı dökeceksiniz. Ya dökmeye mahkumsunuz çünkü hep alttan alan, hep fedakarlık, hep aynı noktadasınız ve bu noktalar sizi yıpratıyor. İş yerinizde etkilendiğiniz ya da beğendiğiniz kişi arasında onun hayal dünyası size uygun değil. Siz gereksiz platonik noktalarından çıkmanız gerekiyor. Sevgili ev hanımları, evet çok yoğun, stresli ve özellikle eşinizin iş krizi, ekonomik yetememenin evresinde verdiği rahatsızlıklar ve bu ara alışveriş enerjiniz çok fazla var. Çocuklarınızın ve sizin ihtiyacı durumu da hani bilançonuz bir noktada bunu iyileştiremiyor. Ufak ufak şeyler alarak Şubat sonuna doğru daha rahat şeyler alacaksınız. Telaş etmeyin, endişe etmeyin. Eninde sonunda hayalleriniz sizin için olacak. Aile apartmanında, aile bağlantıları, mallarla ilgili biraz konuşmalarda siz biraz dışlanıyor olabilirsiniz. Bu konuda fevri konuşmalar biraz sizi incitebilir. Eşiniz bunları çözecek, panik yapmanıza gerek yok. Doğru ve adaletli haklar paylaşılacak ama daha bunlar için çok uzun süre. Şimdi eğer bunların evresine girersek halimiz mağdur kalır, bunu unutmayın diyorum. Her şeyden önemlisi şunu unutmamanız lazım. Size ait annenize ya da size ait haklarla ilgili ailenizin sizi destekleyeceği noktalar var. Bunu gözden geçirerek daha sağlıklı planımızı, kredi kartımızı, borçlarımızla alakalı noktaları ödeyerek rahat alışveriş evresine de girebilirsiniz. Evet, bir de şunu unutmayın. Evle ilgili uzun süredir çözemediğiniz giderler, özellikle banyo giderlerinizle alakalı sorunlar her geçen gün sıkıntı içerisinde ve çocuklarınızın arka odasında rutubetle alakalı sıkıntılarımız var, ihbar etmeyin diyorum dedim bile. Sağlık olarak özellikle bu ara küçük operasyonlar, küçük ve estetik dokunuşlar içerisindesiniz ve kaş yaptırma, kaş sildirme konularımız yoğun. Cilt alerjimiz ve ağız enfeksiyonlarımız, aflarımız olabilir. İhmal etmeyin. Evlenmiş, ayrılmış çiftlerimiz için bu ara gökyüzü çok güzel destekliyor. Yeni fırsat, yeni oluşumlarla ilgili size renk gelecek. Yalnız bu ara fazla nazara geliyor olabilirsiniz. Bol dua okuyarak enerjimizi değiştirebilirsiniz efendim. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, Yükselen Burcu Başak olanlar, Ay Burcu Başak olan güzel takipçilerim, üçünü birlikte dinlemeyi unutmayın diyorum. Evet sevgili Başaklar, bu ara iş evraklarınız yoğun, maliye, vergi, bu tarz koşturmalarımız, iş gereği gideceğimiz ödemelerin yoğun olacağı bir hafta ve özellikle otorite figürü insanların size fazlasıyla yük üstüne yük katacağı ve aynı şekilde bunların hepsini en iyi şekilde başaracağınız bir noktadasınız. 23 Ocak'ta Venüs-Satürn kavuşumu sizin planlamadığınız gibi değişecek ve hiç olmayan şeyler hayatınıza olumlu ve aydınlık şekilde girecek. Bence siz farkın disipline girmeyin bu hafta. Relax, sakin olun. Siz istediğiniz gibi değil, Rabbimin size sunacağı yeni kapıların fırsatlarıyla birlikte kendinizi daha başarıda hissedeceksiniz. En azından takıntılarınız bitmiş olabilir. Bu da iyi gelecek. Evet, yerinizle alakalı hak, veriliş, konum, para konumu ve primlerinizle ilgili masaya yatıracağımız ve madalyanız, ödülünüzü alacağınız bir hafta. Yani siz başardınız, tebrik ediyorum. Kendinizi gösterdiniz, tebrik ediyorum. Biraz daha dağınık olun, daha çok şeyler başaracaksınız. Çünkü sizin kafa beyniniz o kadar güzel ki. Finans sektörü, banka sektörü, alım satım sektörü, para sektöründe çalışıyorsanız, bu hafta özellikle borsadaysanız ve dijital alanlardasınız, borsa biraz kritik bir noktada, dikkatli olun. Herhangi bir hata sizi zarara, müşterinizi zarara sokabilir. Dikkatli ve kontrollü olmanız gerektiğini uyarıyorum. Eğer kurumsal bir alanda, insan kaynakları içerisindeyseniz, bulunduğunuz ekibin lakayt tavrı, davranışları ve düzeltemediğiniz konularla ilgili biraz daha disiplin etmeniz gerekiyor. Çünkü burada sizi zorlayan rakipleriniz var. Dikkatli olun efendim. Eğer ki bulunduğunuz noktada masanız belirsiz, yani hani orta direk gibiyseniz, yerinizle alakalı sizi seven üst düzey insanlar var. Siz
siz yerinizi küçümsemeyin. Burada yavaş yavaş seviyorum. Daha güzel noktalara elde edeceksiniz. Yeter ki siz ne istediğinizi bilin istiyorum. Devletle alakalı kurumsal derseniz, bu ara devlet yönünüzün, devlet bağlantı seyahatler, işkereye gideceğiniz Ankara seyahatleriniz, Adana seyahatleriniz ya da farklı Almanya, Avusturya seyahatlerinizin daha yoğun olacağı bir nokta. O yüzden hem vizeleriniz hem pasaportunuz, bunları bir kontrol edin. Uzun süredir bunları kullanmadınız, ihtiyaç olacak, ani ihtiyaçta bulamayabilir, krizler yaşayabilirsiniz diyorum. Ailenize ait vergi borcu, araç borcu, toprak borcu ile alakalı ödemelerimiz söz konusu olacak. Bunları da ailenize destek yaparak onları taksitlendireceksiniz. Emlak borcunuz olabilir, vergi dairesine borcunuz olabilir. Bu ara telefon değiştirme fikriniz var sevgili Başak Burçları. Selam Başaklar, Ay Burcu. Hayırlı olsun güzel telefonunuz, uğurlu ve bereketli olsun diyorum. Evet, serbest, kendi işinizi yapıyorsanız daha eğlenceli, daha keyifli bir hafta olacak. Sürpriz sürpriz yeni insanlar, yeni keşifler, yeni oluşumlar, hem işinizin daha rahat geçişi hem de yeni tanışacağınız nokta iş yerinizin enerjisine sağlam bir noktada buluşturacak. Yani unutmayın, aile bağlarıyla ortaklı işleriniz varsa kazancınız, tencereniz daha güzel kaynayacak, daha verimli noktada olacaksınız, daha iyimser, daha romantik takılacaksınız. Büyük ortaklı işleriniz varsa iki ortak veya üç ortaksınız, bir ortağınız veda edecek. İki ortakla da belli bağ anlaşmasıyla yollar ayıracaksınız. Bence ortaklarınızın hasarlı noktalarını görün. Çünkü bütün iş sizin üzerinde ve onlar gayet rahat bir şekilde dışarı işleri koştururken siz hem dışarı hem içeri işi koşturuyorsunuz. Bu arada özellikle sanatçı yönünüzle alakalı spor salonunuz, ne bileyim, çocuk spor salonunuz varsa, yüzme salonunuz varsa ya da küçük sokakta spor salonunuz varsa simitçi bile olabilirsiniz. Renkli diyaloglar, renkli konuşmalar, renkli oluşumlar olacak. Yurt dışı ile ilgili ya da şehir dışı yerleşiminizle ilgili bazı konularda kendinize güvenmiyor olabilirsiniz. Bu fırsat kapılarınız da var. Özellikle çocuklarınızla alakalı bu konuların altyapısını oturtmak istiyorsanız çok güzel yenilikler var. Evlatlarınız bu noktada daha başarılı, daha güzel kapılar açacak. Sessiz korkmayın efendim diyorum. Evet, aşk enerjiniz. Geçmişin buram buram özlem kokusunu hissedeceksiniz. Böyle yatarken, aa onun kokusu mu geliyor diyeceğiz. Çünkü Venüs Balık Burcu'nda ya, duygusal romantik yönümüzün daha bizi kamçılayacağı bir dönemdesiniz. Geçmişin size vereceği hiçbir imkan, hiçbir sevgi yok. O yüzden unutalım. Uzun soluklu ilişkilerde bu hafta hem sinemaya gitmek, birlikte vakit geçirmek, yemek yemek, dışarıdaki enerjiyi daha keyifli tadacağız ve birbirimize daha sağlam bakışma, daha güzel sürpriz hediyeleri de olacak birbirimize, iyi gelecek. Hatta ve hatta bu ara sevgilinizin size, hani cep telefonu sorununuz var ya, öyle bir hediyesi olabilir ya da siz sevgilinize böyle bir hediye alıp onu onur edebilirsiniz diyorum. Evet, ekonomisi zorda olan başaklarda aileden gelecek ufak ufak, hani unuttuğunuz miraslar var ya, artık hesabınıza yatılacak ve bunlar iyi gelecek. Ailenize ait arsa, toprak konusunda devletle alakalı sıkıntı duyduğunuz konularda da yasal süreçler, hakkınız olan yere kadastro gelmiş olabilir. Bunlarla ilgili parayla alakalı anlaşmalarımız olacak ve bir arsanız var, bu arsayı müteahhite mi verelim, bunu mu yapalım diye düşünceleriniz var. Evet, arsayı müteahhite vereceksiniz ama ben toprak, hani birine verilmesine çok karşı olduğum için siz istediğiniz hakkı, istediğiniz noktayı alacaksınız. Bu arada toprak, hayvancılık işinde uğraşan sevgili başakların hayvanlarınız ya da toprağınızda bir zarar olabilir. Lütfen bu hayvanlarınızı gece kontrol edin, yediği gıdaları kontrol edin, zehirlenme ya da toprağınızın zehirlenme gibi durumu olabilir, zarar edebilirsiniz. Evet, çalışan evli çiftlerimiz, bu ara eşinizin konumu ve ekstra primi hayırlı olsun. Sizin de beklediğiniz güzel bir yeni bir iş kapınızda da görüşmeleriniz size mutluluk yaratacak. Yaratacak dedim. Sevgili evli çiftlerimizle ilgili uzun süredir sevgisiz hissettiğiniz noktada bu hafta daha mutlu, daha keyifli yemekler yiyeceğiz, daha anlaşılır konuşmalarımız, işinizdeki güven problemi, güvensizlik problemi bitmiş olacak. Hem siz hem duygusal hayatınızda daha romantik, hatta çocuk fikrimiz de gündeme gelebilir ve çocuklarımızla alakalı eğitim konularıyla ilgili okul müdürünüz ya da rehber öğretmeninizle bu süreci oturtmanız lazım. Özellikle kız çocuğunuzun dağınık bir süreci var, odaklanma krizi var diyor. Özellikle de kardeş,
anne kardeşlerinizin sizin mal konumuzla ilgili devamlı zorlayıcı bir noktası var. Bu dayı ya da teyzeniz olabilir. Biraz dayı ve teyzenizin tavırları sizi zarara sokabilir. Bunu ihmal etmeyin. Evlenmiş, ayrılmış ve iş konusunda huzursuz olan sevgili başaklar için sürpriz iş anlaşmaları var. Hatta kendinize küçük büfe, küçük kafe, küçük restoran, bu tarz fikirlerde ailenizin de desteğiyle birlikte güzel fırsat. Hatta aşk enerjiniz de var. Geçmiş birinin beklentisi varsa bu olumlu. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız bağırsak enfeksiyonlarımız, bağırsakla ilgili sıkıntımız olabilir ve üreme organlarımızda kistler var. Yumurtalıklarımıza dikkat edeceğiz. Erkeklerde de kalp ritim bozukluğu olabilir. Efendim ihmal etmeyin. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, ay burcu oğlak olanlar, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerin olsun lütfen diyorum. Bu hafta özellikle gitmeniz gereken iş gereği bazı olumsuz göreceğiniz evraklarla yüz yüze kalacağız. Disiplin olamadığınız konuları artık disiplin etmeniz lazım. Kendinize ait planladığınız iş konularını artık masaya yatırarak kendi masanızı ve işlerinizle alakalı belirsiz giden noktaları çözmek için çok doğru bir hafta. Yani unutmayın ki 23 Ocak'ta Venüs-Satürn kavuşumu bu sizin idealist olduğunuz iş fırsatınızın ayağınıza geleceği, farklı alanlardan gelecek teklifleri daha net görmeniz ve uzun süredir şu şirkete girmek istiyorum dediğiniz kapılarınızın çok daha rahat şekilde size sunulma imkanı. 25 Ocak'ta Güneş-Satürn otorite figürden rahatsız olduğunuz insanlar arasında sıcak gelişmeler. Kendi yaşadığınız alandaki gücünüzün farkına varmayı 27 Ocak'ta Venüs Balık Burcu seyriyle birlikte iş yerinde kime fedakarlık ediyorsanız artık onlara fedakarlığınızı bırakıp sadece kendinizi göstereceğiniz bir döngüye giriş sağlayacaksınız. Dikkatli, akıllı, seri ve hızlı olmanız lazım. Kurumsal alanda üst düzey ve alt düzey insanlar arasındaki sıkışmalarımızı bırakmamız lazım. Başkalarının sorumluluğu değil, kendi sorumluluğunuzu bilerek onların sorumluluk hatalarını göstermeniz lazım ki sizin ön ünvanınız açılması lazım. Başkalarına destek vererek grup bozulmasın diyerek mücadele ettiğiniz noktada hep siz eksiye düşüyorsunuz. Artık kimseye bu hafta iyilik yapmayacaksınız. Çünkü siz sevilen, sayılan, merhametli ve vicdanlı evreniz ve insanları devamlı kontrol etmekten kaynaklı kendi başarınıza engel oluyorsunuz. Bunları göz önüne alalım, atalım herkese, kendi başarımızı sağlayalım. Evet, bu ara yazma yeteneğiniz, bilgisayarda düzenleyeceğiniz projeler, yeni iş imkanlarıyla birlikte yıldızınız çok parlayacak. Kendinizi görmek istiyorsanız gökyüzü size bu hafta kendinizi çok iyi gösterecek. İmkan, para ve parayla alakalı yaşadığımız krizleri de görerek kendinizle ilgili adımlarımızı sağlam atacağız. Yani güzel bir hafta. Devlete girmek, devlet taşı orandaysanız devlet memurluğunuzla ilgili güzel oluşumlar ve bu konuda da başvurularınız ya da seçilen evredesiniz. Dikkat, Mart'ta zaten başvurunuz gerçekleşmiş oluyor. Memurluk hakkınız var. Eğer ki tayin farklı bir bölüme değiştirmek istiyorsanız başvurularınızda olumsuz yok ama üst düzey yöneticiniz biraz sert olduğu için imzalamıyor olabilir, erteliyor olabilir. O bir değişim yapacak. Ondan sonra yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ne kadar evrağınızı götürseniz evrak altta kalacak. Çünkü sizin engelleniyorsunuz bu noktada. Serbest çalışıyorsanız kendi işinizle alakalı büyütmek ve bu konularla ilgili de yeni heyecan yaratmanız lazım. Çok monoton davrandınız. Ve burada yeni ekip, yeni oluşum, kendinize daha renkli bir enerji etmeniz lazım. Çünkü siz aynı şeyleri tekrar ettiğiniz sürece aynı insan. Çevreyi genişletiyoruz, alanı genişletiyoruz ki gücümüze güç katalım. Eğer işsizseniz ve hala iş konularınızla ilgili memnun olmadığınız noktalarda 23 Ocak ve 4 Şubat arasında farklı teklifler var. Gözden geçirmeniz lazım. Büyük kurumsalda ihracat ve şirketinizin yurt dışı ile ilgili imkanlarından yararlanmak istiyorsanız gözünüzü dört açın. Bu ara seçilecek 13 kişi var. Bu 13 kişi içinde de siz varsınız. Geçmişe dönük iş mahkemeniz ve hala haklarınızla ilgili mücadele ediyorsanız bunları evet kazanacaksınız. İş iadeniz de olsa da bence bulunduğunuz noktada gayet kendinizi doğru ispatlıyorsunuz.
Hiç yerinizi değiştirmeyin. Hiç kendinize zarar vermeyin. Mahkemede geçmişe dönük haklarınızı alın. Ama bu konuda ailede emeklilik ve bununla ilgili başvurularınız olumlu ve güzel bir süreçte söz konusu olacak. Yalnız annenizin kemik, diz, kapak ve küçük operasyonlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili de hastane koridorları bizi bekliyor. Unutmayın ama sağlıklı küçük bir operasyon günü verilecek, bilginiz olsun. Farklı bir insandan ortaklı teklif alacaksınız, doğru değerlendirin. Yurt dışı başvurularınız ve yurt dışında yaşıyorsanız buradaki alanlarla ilgili masa değişimi, iş değişimi, yeni fırsatlar beklentiniz varsa gözünüzü dört açın. Gayet şanslı. Türkiye'deyseniz yurt dışı, yurt dışındaysanız Türkiye'ye geri dönmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız söz konusu olacak. Çalışan çiftlerimizin arasında şunu demek istiyorum. Özellikle duygusal yönümüz yoğun olacağı için eve geri dönmek, ev enerjisini oturtamıyorum ve eşime ilgilenmiyorum, çocuklarımla ilgilenemiyorum diyorsanız kariyeriniz tamam yapıyor. Bence hiç gerek yok. Yardımcı destekleyerek, aileniz destekleyerek iş kapımızı ziyan etmememiz lazım. Zarar görmenizi istemiyorum. Evet, bu ara kredi borçlarınızda azalmalar var. Yeni bir oluşum yaratmak istiyorsunuz. 5. aya kadar şu an bu olumluluğu yaratmayın. Tüm borçlar bitsin. Kenarda bir nakit güvenceniz olsun. Ondan sonra size ait evreler sahip olacak. Ailenize ait böyle gece kondu iki katlı evinizle ilgili bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Bazı sıkıntılar söz konusu. Tapularınızla alakalı bazı konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tapunuz varsa kontrol edin. Ya da devlete ait mahfuzunuz, evranız neyse bu dönem bunları kontrolü alırsanız zararsız olacağınız gözüküyor. Bir de taşınma fikriniz var. Yeriniz güzel, hiç gerek yok. Hiç kimseyi takmayın. Yeriniz güzel. Taşınmak için şu 5 ay içerisindeki borcumuzla alakalı noktayı toparlayacağız. Ondan sonra kendimize yeni bir evle ilgili muradımız var. Satmaya çalıştığınız küçük bir evinizle ilgili de güzel bir teklif var. Büyük bir eve geçmek istiyorsanız gözünüzü kapatın, cesaret edin, yapın istiyorum. Aşk konusunda yaralarınız iyileşmeye başladı, kendinizi bulmaya başladınız ve yeni ilişki adımlarınız hareket ve çok beğenileceğiniz bir hafta. Herkes sizi konuşacak, enerjiniz yüksek. Artık siz de gözünüzü açmanız gerekiyor. Yani sizin kısmetiniz kapalı değil, siz kendiniz görmeniz gerekiyor. Görmediğiniz için de devamlı benim şansım yok diyorsunuz. Bu ara uzun soluklu ilişkinizden sürpriz konuşmalar, ufak tatil, hafta sonu keyifli geçireceğiniz bir evredesiniz. Birbirinize çok kıymetli bakın, güzel enerjiler sağlayın. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla ilgili hani Marmara'da mı okuyayım, Amerika'da mı okuyayım enerjiniz var. İstediğiniz noktanın kapısı sizin için olumlu. Yeter ki kendinize, güveninize ve disiplininize devam ettirin. Sizin başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ve aileniz sizinle gurur duyacak. Ve özellikle annenizi sevindirmek istediğiniz, öyle tıp okumak isteyenlerin başarısı çok yüksek. Mümkün olduğu kadar ailenizi sevindirin istiyorum. Ve unutmayın sevgili ev hanımları, uzun süredir sizin şu parkelerinizde kabarmalar, yanlarda kabarma ve koltuk, ayaklarınızda sıkıntılarınız var, ufak tefek tamir işleriniz var. Eşinize bunu söylüyorsunuz, yapmıyor ama siz inadına çağırın. O cebindeki para bazen çıkmıyor. Biliyorum, hak veriyorum ama çıkartması lazım. Biri buradan düşüp, bir de mutfak masanızın acilen değişmesi lazım. Bir de mutfak balkonunuzla alakalı bir sıkıntı var. Oradan o parkelere su geliyor olabilir. Bunları düzeltmeniz gerekiyor. Ve unutmayın, sağlık olarak bu ara en önemli şey aile büyüklerimizin diz kapak noktalarında sıkıntı var. Sizin de nefes almak, bronşlarımız ve nodüllerimizle alakalı noktada hassasiyet var. Bir de migren ağrısına dikkat edelim efendim. Hoşça kalın.